Yeşilçam'ın önceki bölümünde. Ne bu hal? Taşınıyor musun? Batmazsın diyordum. Battım. İzzet. Sandığın gibi biri değilim. Sen de sandığın gibi biri çıkmadın Semih. Nasılsın? İyiyim. Seninle bir anlaşma yaptık. Her şey çok değişti. Ne bu? Benimle oynama Reha. Seninle bir işim yok bile. Senin de benimle olmasın. Nasıl? Ya nereden buldun oğlum bu parayı? Alacaklarım vardı. Onu sekretere bırak. Çık dışarı. Ufak bir işim vardı. İşin neydi peki? Sikiş filmi mi? Ulan batıyoruz, bitiyoruz bari. Haysiyetimiz de olsaydı bütün bunlar. Onu da bırakmadın lan. Seks filmi işine girmişsin. Hakan'ı da alet etmişsin. Filmleri kime sattığını da biliyorum. İzzet'e satıyorsun. Bu Faik var ya Faik. Ha? Tezeneklikte yapıyormuş, orasını ayarlıyormuş birine, birilerine. Bilmiyorum artık kime. Başınız sağ olsun. Allah razı olsun. Kim kimsesi de yokmuş. Yazık be. Biz nasıl öleceğiz acaba enişte? Aç kapıyı. Aç. Aç konuşacağız. Ne istiyorsun Semih? Seks filmin işine girmişsin. Özel müşterilerim var. Ulan fotoğraflar vardı. Fotoğraflar yok. Fotoğraflar yok. Fotoğraflar yok. Almış biri mi almışlar? Biri almış. Semih. Ama asmış adam kendini, asmış. Asmış kendini. Gel çıkalım buradan. Polis gelir şimdi. Hadi. Gel. Kendini asacak adam öyle falanlı filanlı filmlerle uğraşmaz. Diyelim ki etti. Arkasında bir mektup da mı bırakmadı ya? Harcadılar işte. Öyle mi diyorsun? Öyleyse bile. Ne vardı bu şipşağın elinde? İzzet'e lazım. İzzet'e yarar. İzzet'e zarar bir şey. Artık neyse. Heh. Benim de diyeceğim oydu. Velev ki öldürdü veya öldürttü. Enişte bak. Bizim bu adamın karşısında tavşanın boku kadar hükmümüz yok. İstediğin kadar bağır. Biz konuşunca sağır olurlar. Polise mi gideceğiz? Oho, geri duralım. Benim diyeceğim bu. Yazık olacak Tülin'e. Tülin mi? O nereden çıktı enişte? İzzet'in ne haltlar çevirdiğini bilmiyor kız. Yazık edecekler. Semih, bak biz yine de küreye kayıya bakalım. Asıl bize yazık edecekler. Pehlivan değiliz, hafiye değiliz abiciğim. Filmciyiz biz. Filmimizi çekelim. İşimize bakalım. Gerisi rakı sofrasında lakırdı. Sikerler yani. İzzet Bey kapının önündeyim. İki kahve gönder bize. Sizinle tanışmak, hasbihal etmek istedim. Buyurun. Bana sizi sordular, ben de fikrimi söyledim. De, sonra gelip görüşeyim istedim. Yüz yüze.
Niye diyeceksiniz? Yoksa bana sizi soranlara ne dediğimi mi merak ediyorsunuz? Buraya çağırttığınıza göre söyleyeceksiniz. Sizi takdir ediyorum Turgut Bey. Bağlılığınıza, fikriniz için hayatınızı ortaya koyuşunuza saygı duyuyorum. Aynı fikirde değiliz. Hatta savunduğunuz fikre öldüresiye düşmanım. Ama bu ikisini birbirinden ayıracak bir aile ve okul terbiyesi aldım. Ben sizden değil de sizinle bizim aramızda dolaşan o lüzumsuz insanlardan az etmiyorum asıl. Güç kimdeyse ona meyledecek olan korkaklardan, asalaklardan. Bana sizi sorduklarında serbest bırakılmanız cihetinde bir tavsiyede bulundum. Serbestte kalacaksınız, merak etmeyin. Sizin burada olmanızın sebebi bizim işimizi yapmamız. Ama buraya düşmenizin sebebi ihbar edilmeniz. Asalaklar dedim. İnsanın yüzüne gülen ama zoru görünce saf değiştirenleri kastettim. İşte onlardan biri sizi bize söylemiş, arkadaşlar da vazifelerini yapmışlar. Herhangi biri değil ki, bilmemi istiyorsunuz. Doğrusu evet, bilmenizi çok isterim. Çünkü herkesin böyle bir şeyi öğrenebilme imkanı olmuyor. Hayat bir şekilde devam ediyor. Yüzleşemiyoruz. İhbarcınızın adı Semih Ateş. Sizi takip etmiş. Polise o söylemiş. Biz sizinle savaşıyoruz Turgut Bey. Kavganın ve hasmaneliğin bir haysiyeti olduğuna inanırım. Size karşı dürüst olmayanları bilmenizi istedim. İdari yazışmalar tamamlanır tamamlanmaz serbest bırakılacaksınız. Şimdiden geçmiş olsun size. Kahveler içeri bak. Afiyet olsun. Buyur, beraber olsun. Konuşalım mı? Semih. Artık işine gücüne dön istiyorum. Üzülüyorum oğlum sana. Üzülecek bir şeyim yok Rıfkı. Var var. Senin şu sansürde bekleyen filmin yok mu? Artık yok. Araya girdim, çıkarttım filmini kuruldan. Buyur. Yapıyorsun bunu Rıfkı? Kıyak yaptım, kıyak yapıyorum. Artık yoluna bak. Hı. Geçti gitti, bitti diye düşün. Turgut? O da çıkacak. Eyvallah Rıfkı, sağ ol. Ne yapmışsın işte? Vallahi mı? Enişte lan, para gelecek. Gerçekçi. Amerikalı niye böyle? Amerika neden bunu yapıyor? Sormanın bir manası yok. İmparatorluk bunu gerektiriyor. Müsaadenle arabadan bir şey alacağım. Yürüyecek miyiz? Ne güzel hava, yürümeyelim mi? Bilmem, meşgul olan sensin. Kabul et. Şaşırdım. Hazırlanmışsın. Hayal ettim diyelim. Caddede elinde kadehlerle kaç kişi yürümüştür?
Hafif deliyim. Tam değilim Tülin. Buyurun. Size evinize kadar eşlik etmek isterim. Bilmem siz ne dersiniz? Memnuniyetle. Yolun sonu. Keşke her yolun sonu böyle. Senin de bitsin. Bugün çok tatlısınız İzzet Bey. Şişeyi sana bırakıyorum. Bilmem. Sana eşlik edebilir. Sensiz tadının çıkacağını zannetmiyorum. İzzet Bey buyursaydınız bir kahve içip öyle giderdiniz. Geç oldu saat, başka zaman. Bunu söz sayıyorum ama. Tabii elbette, ne demek. O zaman şişeyi verip... Paltoyu alıyorsun. Alayım. Teşekkür ederim. Rica ediyorum, iyi geceler. İyi geceler. Rıfkı sen misin oğlum? Ben arkadaşıyım teyze. İzzet. Hani hep telefonda konuşuruz ya Rıfkı'yla. He. Rıfkı bir şey unutmuş. Onu arıyorum ama bulamadım. Vay be. Enişte. Nebahat veda etmeye gelmiş. Hoş geldin Nebahat. Öyle mi? Gidiyor musunuz? Öyle Semih Bey. Yarın gidiyoruz. Ah be Nebahat. Enişte. Asıl adı Aydios'muş. Nebahat'le aynı manaya geliyor diye koymuşlar. Semih Bey, üzüldüğünüzü görüyorum ama üzülmeyin. Yine de hayat güzel. Hayattayız. Yeniden başlarız. Başlarsınız tabii de. Gitmeseydiniz. Keşke hep beraber yaşayabilseydik. Babam işini yapabilseydi, bizi kovmasalardı. Ama olmuyor, olmadı. Olmasaydı demenin de bir faydası yok. Benim sizden öğrendiğim bir şey bu. Ateş sönse bile yeniden alev alıyorsa... o ateşi canlı tutan heyecana minnet duymalıyız. Yeniden ve yeniden başlanabiliyor. Bu yazıhane doluydu, şimdi boş ama yarın yeniden dolar. Sizin hep bir cevabınız oldu. Yeniden film çektiniz. Yeniden bir hikayeye başladınız. Yeniden yazarsınız. Çekersiniz. Ben size inanıyorum Semih Bey. Nebahat. Gel oraya. Nebahat. Ay diyorsun.
Merhaba Tülin. Sana bir şey getirdim. Efendi, efendi. Sen ne yüzle kapımıza geliyorsun? Kölen miyiz biz senin? Getirsene mukaveleyi. Bu zarfın içinde mukavele var Hatvi Hanım. Bu da Tülin'in okumasını istediğim senaryo. Sözünü tutmuşsun. İzzet Bey korkutmuştur bunu kızım. Yahu insaf. İlla şu kızımı kurutacaksın değil mi? Filmi gösterecek sinema bulamıyorsun. Hala gelmiş kapımıza senaryo getiriyor. Ya prodüktör mü tükendi Allah sana? Lütfen. Lütfen. Semih, o senaryo sende kalsın. Mukavele için de teşekkür ederim. Bak Semih, bu saatten sonra selamımız sabahımız olur ama birlikte çalışmamız mümkün değil artık. Yapma Tülin. Bak rica ediyorum. Sadece oku. Ne münasebet canım? Anne. Sonrasında iki dakika. İki dakika üstünde konuşalım lütfen. Semih, az önce de söyledim ama sana. Mümkün değil artık dedim. Tülin. Bak biri bir şey rica etmiş olacaksa ben etmiş olayım. Israr edersen ikimiz de üzülürüz Semih. Yeterince üzüldüm zaten. İstemiyorum artık. Lütfen. Yer altına çekildik. Ona göre yaşaman gerekiyor. Yeni bir emre kadar hepimiz uykudayız. Kanıma dokunuyor. Hiçbirimiz hislerimizle devam edemeyiz. İntikam almakmış, bedel ödetmekmiş. Unut bunları Turgut. Daha önce nasıl yaşıyorsan aynen öyle devam edeceksin. Daha önce ne yapıyorsan aynen öyle devam edeceksin. Semih Ateş'in yanına git, çalış, senaryonu yaz. Beni ihbar eden alçağın yanına mıydı? Yanına bırakayım diyorsun. Kendimden mi tiksineyim? Bu sentimental lakırdılara daha ne kadar devam edeceğiz? Burada münakaşa ya da sohbet etmiyoruz. Emir tatbik ediyoruz. Emir aldı. Çok sağlam senaryo. Polisiyesi falan bayağı kuvvetli. Kötü adamı hangi aktör oynasa döktürür. O adamın entrikacı tavrı, oyuncu kızı öldürmesi, fotoğrafçıyla olan muhabbetleri falan ne kadar sahici olmuş. Bunu benden başka okuyan oldu mu? Niye? E bizi sikerler de ondan soruyorum Semih. Sen ne yapıyorsun abi? İzzet olmuş Saffet. Saffet beni affet diye dolanırsın ortalarda. Ya Semih hangi akılla yazdın bunu? Tamam ulan ölelim. Ölelim ama ecelimizle ölelim abi, bizi öldürmesinler. Oğlum sen demiyor muydun filmciyiz diye? Al sana film. Ha film. Film. Ya Semih. Semih gözünü seveyim kaldır şunu, kimseye de okutma lütfen. Bak daha yeni toparlıyoruz. Borç, harç. Ha ben bu bakışı biliyorum ya. Ortak bulacağım. Sağlam oyuncular oynayacak. Çekeceksin yani. Çekeceğim tabii lan. Nah çekersin. Neyle çekeceksin? Para mı var? Neyle çekeceksin? Yok ki. Al abi al. Ceketini bile sat. Her şeyi sat. Film çekeceğiz çünkü. Paraya ihtiyacımız var. Sat. Ne olmuş lan buraya? Çok şükür. Ne zaman çıktın? Bu sabah. Bakayım. Abi geçmiş olsun. Senin de başına gelmedik kalmadı diyeceğim ama memleketin hali ortada. Bu memlekette solcu olana duvar yalatıyorlar. Hakan bir sus, ayıptır ama ya. Ne ayıbı ya Semih? Ne ayıbı? Gel kardeşim. Al. Al. Bu adam içeriden yeni çıktı. Aç gel. Ona soralım. Ona soralım ne diyecek? Bunu bir okusun. Bizi sikerler mi, sikmezler mi o söylesin. Çünkü beni dinlemiyorsun. Abi. Hakan, Turgut'u niye karıştırıyorsun? Adam içeriden yeni çıkmış, bir nefes alsın. Ya ne abi? İçine gelmiyor değil mi? Biliyorsun çünkü benim söylediklerimin aynısını söyleyecek. Ver abi şunu. Ondan alma abi. Senaryoyu benden al. Semih Bey bir senaryo yazmış. Bir bak bakalım ne olacak. Ha? Ne abi? Biliyorsun doğru söylüyorum Hakan, ben. Ben Turgut okumasın demiyorum. Okusun tabii. Adam şuraya adımını atmış. Bismillah. Hemen üzerine dökülüyorsun. Kusura bakma Turgut. Manyaklaştı bu Hakan. Ben abi dökülürüm de toplarım da. Yahu bir düşünün, bir düşünün. İzzet Orkan bu senaryoyu görse bize ne yapacak? Ha ne yapacak? Ya bir tane adam gitti dedi ki, İzzet Bey dedi, İzzet Bey bakın sizi yazmışlar, sizi anlatmışlar. Nasıl anlatmışlar, nasıl itin götüne sokmuşlar. Hakan yeter ya. Yeter. Yanlış anlama birader. Tabii ki okumanı isterim. Oku da yani.
Ama içeriden yeni çıktım. Bir kafan dağılsın. Rahatla, ondan sonra okursun. Kızım, şu ortadaki afişi kaldırın. Yerine geçen yıldan iş yapan başka bir film koyun. Mine Cansulu afişi olmasın. Tamamdır abi. Bu ne? Postayla gelmemiş. Sabah gelenlerin arasındaydı abi. Ne kadar mutsuz olduğunun farkında mısın? Saat 21'de. Yok. Okula gitmemiş. Nerede olduğunu bilmiyorum. Nasıl gitmemiş? Reha, söylediklerimi tekrar etme lütfen. Sana vaziyeti anlatıyorum. Eve bir pusula geldim. Ben de okulu aradım. Tamam, sakin ol. Bir şey oldu yok. Sen evde kal. Ben hemen geliyorum. Sadece bugün değil, bir süredir ara ara gitmiyormuş okula. Bunca zaman bizi kandırdı mı? Onu bilahare konuşacağız. Bize verdikleri adrese geldik. Pazarlık yapacaklar. Kim? Yani bizi burada kesseler, cesedimizi bile bulamazlar. Ay keşke şoförü de getirseydik. Şebnem saçmalama, pazarlık diyorum. Bizi bu tekinsiz yere getiriyorlar ki korkalım, pes edelim. Eğer kızım söz konusuysa pes etmeye razıyım. Bak senden istirham ediyorum. Müsaade et ben konuşayım. Sen mümkün olduğunca çeneni tut ve konuşmamaya çalış. Kiminle? Seninle mi konuşmayayım? Ay! Devam Sika. Devam mı? Tövbe estağfurullah. Yürü kardeşim, yürü. Yürü. Tamam, tamam. Sakin. Sakin ol, tamam. Kapın kilitli. Merak etme. Mutlaka gelip birileri bizi bulacak. Kızımızı alacağız. Semih, gözüm. Bu Fahin cenazesinde hiç akrabası falan var mıydı? Oo. Yok be oğlum. Benle Hakan'ı saymazsan kimse sizler gibi gömülür. Hadi ya. Ya. Fenaymış. Ya bu herif ölmeden önce benim arabaya talip olmuş. Bir miktar para verdi. Yani taksit babına gerisi yok. Yani annesi babası varsa parayı geri vereyim. Bilmiyorum ki. Ya şimdi bu öldü ya. Bu arabaya binemem de. Huylanırım. Erol'un arabası değil mi bu? Nerede araba? Arka sokakta. Bende yani. Versene atarım. Gelirim hemen. Alacaksan satarım sana gözüm. Thank you.
Sezen güvendi. Uyuyor. Sezen! Kızım! Sezen, iyi misin? Sezen! Kızım! İnsan hayal ediyor ama neyi hayal ederse etsin, karşısına çıkanı yaşıyor. Buna kader diyen var. Yasaklar daima kışkırtıcıdır. Hele gençsen, mutsuzsan meylediyorsun. Ne istiyorsun Belkıs? Kızıma ne verdin? Kızıma ne verdin? Kızınız zaten buraya gelirmiş. Ben geldiğim zaman gördüğüm manzara hoş değildi. Sizin adınıza korktum. Sizden para isterler. Hiç belli olmaz, polise giderler. Bir dünya sıkıntı. Hiç bunları olsun istemedim. Bu yüzden aradım sizi. Çocuklarımız önemli. Bizden çok daha önemliler. Haksız mıyım Reha Bey? Sizin kızınız Sezen, benim oğlum Semih. Onlar için her fedakarlığı yapmaz mıyız? Konuşabilir miyiz? Bunları görmen çok utandırıcı Semih. Utanan değil, utandıran suçlu Mine. Ben bunları yakabilirdim, görmemiş gibi yapabilirdim. Seni uyarmak istedim. Eğer İzzet'le böyle bir münasebetin devam ediyorsa... tehlikeli adam. Başka her şeyi yapabilir bu herif. Dikkatli olmanı istedim Mine. O yüzden geldim. Faik çekmiş bunları, gizlice. Belki kendini garantiye almak istedi, belki de şantaj yapmak istedi. Öldü gitti. Niyeti neydi bilmiyorum. Ama İzzet'le başka şeyler de çeviriyorlarmış. Onu biliyorum. Şaşırma. İzzet, Faik'ten filmler, böyle fotoğraflar satın alıyormuş. Bunlar gibi. Başkalarının resimleri de vardı Semih. Etrafındaki herkesin fotoğrafı olabilir. Böyle pul biriktirenler var ya, onlar gibi toplamış, istiflemiş. Yani demem o ki, etrafındaki herkesin fotoğraflarını çekmiş, çektirmiş ya da çekecek. Sen beni anladın Semih. Yanında kim varsa hepsi dahil olabilir buraya. Nerede oldu bu? Evde mi? Otelde.
İşte burası benim gizli sırrım abi. Ev gibi mi? Yani sen gelince başka bir yer oldun. Nasıl yani? Cıvıldadı, duvarların rengi değişti. Duvarların rengi mi değişti? Evet, benim için değişti. Yapma lütfen. Benim için öyle oldu. İzzet, ben burada görünmesem yanlış anlayacak sanki. Hayır canım, olur mu öyle şey? Ama istersen iç tarafa, yatak odasına geçebilirsin. İzzet Bey, kusura bakmayın, geç oldu, bu saatte rahatsız ediyoruz ama komiser arkadaşımız şu yan odadaki fotoğraf işiyle ilgili tahkikatı anlatacak size. Buyurun. Dinle, dinle beni lütfen. Eğer bana inanmazsan hem seni bırakacağım hem içeri giren polise teslim olacağım. Biliyorum korkuyorsun, burada ne işin var anlamıyorsun ama bak, senin fotoğrafın. Gel. Bak, görüyor musun? Başka kadınların da fotoğrafları var. Bir kadın öldü değil mi? Bak, hatırladın mı? Senin katıldığın yarışmayı kazanan Aysel öldü. Bu fotoğrafları çekip İzzet'e satan Faik öldü. Odayı sahte kimlikle tutan kişinin Faik küçük parmak olduğunu sanıyoruz beyefendi. Yakınlarda intihar etti. Otopsiste intihar ettiği kesinleşti. Siz bu fotoğrafçıyı tanıyor musunuz? Devletteki vazifem gereği sinema muhitleriyle genişçe bir münasebetim oldu. Şahısla alakam ancak o kadardır. Hususi bir tanışıklığınız yok mu? Hayır. İzzet senin fotoğraflarından beğenip peşine düştü. Bu odaya giren herkese yaptı bunu. Bu adam katil. Bu adam sapık. Aysel'in katili o. Senaryoda bunları anlattım. Sırf sen oku diye yazdım o senaryoyu Tülin. Bak, bırakacağım. İstersen tek bir çığlığına beni yakalatabilirsin. Yemin ediyorum, sırf senin için geldim buraya. Sadece fotoğraflara bak. İzzet'in ne olduğunu anlayacaksın. Bu odada zaten bir şey olduğu yok. Ama sanıyorum siyasi hasımlarımın tezgahladığı bir kumpasın maşasıydı o arkadaş. Beyefendi, tahkikatta sizinle ilgili herhangi bir fotoğraf veya başka bir şey bulamadık zaten. Ne bulacaktınız ki zaten? Yine de teşekkür ediyorum size. Ama eğer sorularınız bittiyse benim çalışmam gerekiyor. Buyurun. Rıfkı Bey ayrıca ilgilenecek sizinle. Teşekkür ederim. Kusura bakma, siyaset işleri. Gittiler. Mühim değil. İzzet, ben de gideyim artık. Birileri gelince sıkıldım galiba. Böyle bir karnım ağrı girdi. Geçer şimdi, bir şey içer misin? Gitsem daha iyi olacak. Yani biliyorum biraz saçma ama... hasta oldum. Ha, hasta oldum derken ben lüzumsuz hassasiyet zannettim. Madem hasta oldum. Beni bıraktırabilir misin? Ben bırakırım. Geç oldu çünkü. Ceketimi alayım. Ah! Ah! İyi misin? Of, bir ağrı girdi. Of. Tamam, ceketimi alıp geliyorum. Thank you.
Ne kadar gerçek bilmiyorum ama güzel hikaye. Ben bu filmde oynarım. Sahi mi? Sahi. Sen oynarım dersen çekerim bu filmi Tülin. Ne kadarı gerçek? Katilin yaptığı her şey gerçek. Aa! Komşuya kadar gittim, gene gelmiş damlamış evimize. Yahu biz seni daha evveli gün kapıdan kovmadık mı? Ha? Anne konuşuyoruz. Okuttu değil mi? Hadi uyanım, hiç rahatsız olmayın. Ben gidiyorum zaten. Oldum olacağım kadar. Kızım, ne dedi de yolundan döndün ha? Anne, müsaade eder misin? İyi geceler. İyi geceler. Oynarım dedin. Zor olacak. Zorluk çıkaracaklar, biliyorsun değil mi? Asıl zor olan... Semih. Birbirimizi üzmeyelim lütfen. Pişman olmayalım. Annemi kastetmiyorum. Ne olur ruhumu bir daha yaralama. İyi geceler. İyi geceler. Kıskandın mı yoksa sen mi? Ne olursun, özür dilerim. Ne olursun. Hadi. Hadi gel. Hadi gel. Ne gidiyor? Dansın. 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 Aysel! Thank you.
uyku tutmadı. Çıkamadım hapisten. Aha. Unut orayı Turgut. Yeni yerin burası artık. Eline sağlık. Bu kadarını beklemezdim senden. Onca yıldır senaryo okuyoruz. Bir şeyler kapmışız. Çatısı sağlam. Ama ben ondan bahsetmiyorum. Konusu şaşırttı beni. Cesur bir senaryo olmuş. Çok üstüme geldiler Turgut. Her kedi köşeye sıkışınca bir tırmık atar. Benim gibi ev kedisi bile. Onu anladık. Başımız belaya girer faslını geçmişsin. Sansürü de ben geçtim. Peki bu film nasıl para kazanacak? Fabrikanın kızında konuşmadık mı bunları? İş yapmaz diyordun. İnsanlar gelmezse, seyretmezse. Başroldeki kötü adam var ya, onu ses getirecek bir ismi oynatırsam seyirci sıkıntısı çözülür. Kime? Yılmaz. Senaryodaki sağcı karakteri. Hı. Olmaz mı? Marlon Brando çirkin Amerikalı da oynamıştı. Herkes de çok beğendi. Bence Yılmaz'a da çok yakışacak. İnsanları şaşırtacak. Hem İzzet üstümüze geldiğinde... Karşısında Yılmaz'ı bulacak. Aynen öyle. Kusura bakmayın Yiğit. Ayaktasınız. Heyecanlanınca bir güç geliyor. Ayaklanıyorum. Sonra yorgunluk. Doktoruma bakarsan benim derdim ruhaniymiş. Asabiye ile alakalıymış. Maneviyatım bozukmuş. Senin derdini hallettim ama. Teşekkür ederim. Semih'in sansürden geçen ama salon bulamayan filmi için Reha Bey salonlarını açacak diyelim, sağ olsun. Çok iyi oldu bu Semih için, çok sevinecek. Oturmaz mıydınız? Bir de sen iki kardeş, iki kız kardeş filminden bahsetmiştin. Onu da teveccüh gösterdi, bana geri verdi. Senin başın dertteydi, Semih'in başı dertteydi, artık bitti. Semih bunları benim yaptığımı bilmeyecek, sen de söylemeyeceksin. Aslında bilseydi daha iyi olurdu ama. Semih'in kapısına gittim. Yardımımı kabul etmedi. Yardımı reddeden birine zorla yardım etmiş oldum. Bilmesin, bilmesin. Hayatın tabii seyriyle olduğunu düşünüp yaptığı işe devam etsin. Dert dedim. Dertsiz baş, yarasız ağaç olmazmış. Semih'le anası da varsın, böyle olsun. İyi olsun. Bana uzak olsun. Kadınlar kocayınca anaları gibi konuşuyorlar. Estağfurullah. Bakma sen, tek tek hükmümüz yok. Anca yan yana durdukça. İşte o zaman şehrin sahibi biziz be Semih. Senaryo mu getirdin? Baştan söyleyeyim Yılmaz. Bu senaryoda bir kavga var. Ama ben kavgaya girmem dersen sana darılmam da gücenmem de. Ama yola çıktıktan sonra sonuna kadar gitmemiz lazım. Lan Semih, beni bilmiyormuş gibi. Ne bu? Yozlaşmış bir politikacının hikayesi. Sevmediğimiz ne varsa temsili olan bir tip. Bazen gazetelerde okuyoruz ama sinemada hiç görmedik. Benden ne istiyorsun? Sadece politikacıyı oynamam. İnsanlar benim filmlerime niye geliyorlar Semih? Çünkü filmin sonunda ölsem de kalsam da onların alamadıkları hıncı alacağımı biliyorlar. Yani sen bana diyorsun ki kötü adam oyna. Sevenlerin bizim Yılmaz'a ne oldu desinler. Sade kötü adam da değil. Solcu Yılmaz, sağcı rolünde. Ezber bozarsak ses getirir bu film Yılmaz. Yeşilçam'da jön mü yok? Var.
Ama senin gibi duruşu olan, gözünü budaktan sakınmayan var mı? Yok. Haramilerle kavga kolay değil. Kalem yetmiyor, bilek de olacak. Bilek de yetmedi mi, çakal olacaksın. Olmayı bileceksin. Ne duydum? Buraya Esmer, lord gibi dolanıyor ya. Sorsan her filmin sahibi. Eskilerden esaslı bir abla vardır. Belkıs diye. Artık neyin davasıysa çökertmiş Reha'yı. Böğürtmüş be kardeşim. Güzel. Belkıs derin su. Nasıl çökertmiş? Kadın biliyor bunların ağızlarını tabii. Bunların ipliğini pazara çıkaracaksak ben varım. Yani yapıyor muyuz bu filmi Yılmaz? Senaryoyu bir okuyayım. Ama anlattıklarım tamam, kalbim dağıtıyor. Kalpsiz sanma bizi. Demem o ki fasıldan da olsa aklıma yattı. Eyvallah Yılmaz. Beni köşeye sıkıştırabilecek misin? Bu fotoğraflar, bunlar da zerre korkun. Ama sen hapse gireceksin. Devletin makam sahibi haysiyetli bir memurun mahremine tehdit ettiğin için hapse gireceksin. Öyle bir koğuşta kalacaksın ki sapıklarla, manyaklarla, hastalarla birlikte kalacaksın. Senin Çorulu olduğunu bile bile bakacaklar sana. Hapishanenin gülü olacaksın, gülü. Birer birer dizilecekler arkana. Ömrün o adamların orospuluğunu yaparak gidecek. İşte enteresan adamdır. Bitti dersin, tükendi, suyu çıktı, hop küllerinden doğar. O masaldaki kuş gibi, neydi adı onun? Zümrüt Anka. Hah, onun gibi. Zümrüt de güzel isimmiş ha. Enişte mi diyorsun hala Semih'e? Ağız alışkanlığı. Sinirlenince Semih derim ama. Efendim? Hakan sen misin? Ben Vehbi. Hah, Vehbi abi. Sizin kapının önünde toplaşanlar varmış. Bak az evvel buradan geçtiler. Benim burayı da bunlar basmıştı. Siktir. Ne oldu? Beni de bu kuçukçular dövdü işte. Kim o kuçukçular Hakan, ne oluyor? Bunlar neyi bekliyor? Daha mı kalabalık olacaklar? Ne yapacağız Behbi abi? O iblislere görünmeden çıkın oradan, tamam mı? Semih'e de haber et. Tamam, eyvallah abi. Yok bir şey Tülin, önemli bir şey yok. Yani var, var şu çantanı alsan, bak sana bir şey söyleyeceğim. Dışarıda bazı adamlar var ya, onlara hiç bakmadan dümdüz dümdüz devam et. Hiç önemli Hakan, bir şey Hakan, dışarıdaki adamlar kim? İzzet'in adamı bunlar, sen boş ver. Ben de yukarı Agop abinin oraya saklanacağım, tamam mı? Tamam Hakan bak, Hakan beraber çıkalım, yanında ben olunca yanaşamazlar. Ya dinlemezler, İzzet'in adamı diyorum, İzzet filmi öğrenmiş. Ya elbet bir gün öğrenecekti ama ilk günden bir şey söyleyeceğim Tülin. Semih'i muhakkak uyar, ortalarda gezmesin. Film milim bitti bunlar, bitti bu iş, tamam mı? Bu
Yakın lan şunu, yakalayın. Bir süre uyur o. Ben bir yer bulup saklanacağım. Sen evine gideceksin. Hayır, seni bırakmam. Onların bizi bulamayacağı bir yer biliyorum. İstersek bizi saklayacak biri. Berk, sallı müsait miydin? İşimizde birileri var. Başımız biraz dertte. İlk sen aklıma geldin. Bak bu Semih. Gelsene Semih. Gel. Şu Semih Ateş. Evet evet, duydum İzzet Bey. Yazıhanesinde olaylar olmuş. Olmuştur. Bulup getiriyorsun hemen. Sebep? Ya nezarete mi alayım yoksa doğrudan karşınıza mı getireyim? O yüzden soruyorum. Bağırınca, gürültü yapınca haklı çıkacağını zanneden bir zümre var. Semih de onlardan biri. Akılları sıra bizi milletin karşısında küçük düşürecekler. Ha, sebep dersen elindeki sözde sanatı bir şantaj aygıtına dönüştürmesi derim. Emsel olsun. Önüne gelen böyle bir şeye kalkışmasın istiyorum. Ha, konu bununla mı ilgili? Sen dediğimi yap. Önce bana getireceksin. Laftan anlamazsa sonrasına bakacağız. Semih benim ilk prodüktörüm Berkız abla. Kendisi güvendiğim ve sevdiğim biri olur. Hani sana bahsetmiştim ya birinden. İşte o. Kırlangıç mevsimi seyretmiş miydin? Semih'in filmi. Ben sana aşık olmasaydım büyüyemezdim sevgilim. Diyordu değil mi? Seyrettim tabii, güzeldi. Sevmiştim. Sevmek demişken şunu bil ki Tülin'in sevdiği insanı ben de severim Semih. Bir mahsuru yoksa seni tanımak isterim. Biraz kendinden bahseder misin? Pek anlatacak bir şey yok belki sanırım. Çocukluğumdan beri sinemanın içindeyim. Nasıl desem, filmler benim için bir aile, bir ev oldu. Onlara sığındım ben de. Semih küçük yaşta ailesini kaybetmiş Berkız abla. Hayatın adil davranmasını beklemek saçmalık olurdu. Annemi hiç tanımadım. Babamı biraz da olsa tanıdığım için memnunum. Herkes acı çekiyor. Kimisi bunları kabahatlerinin, hatalarının bahanesi yapıyor. Kimisi de bu acılarla olgunlaşıyor. Sen hangisisin? Yalnız büyüyen bir insanın hesap verecek kimsesi olmadığı için bahanelere de ihtiyacı olmuyor. Hatalarım yok mu? Var. Ama onları kabullenmek, başkalarının hatalarını affetmemi sağlıyor. Bazıları hep borçlu oluyorlar. Bazıları da hep alacaklı. Öyle hissederek yaşıyorlar. Ben de hep düşünürüm bunu. Ne kadar alacaklıyım, ne kadar borçluyum. Ben galiba hayata karşı alacaklı olan taraftayım. Ama şunu biliyorum. Kendini borçlu hissedenler genelde iyi insanlardan çıkar.
Enişte, neresi burası? Tülin'in bir ahbabı. Sağ olsun bize evini açtı. Enişte, bu adam şıp diye nasıl uyandı meseleye? Mühim değil artık Hakan. O kaydan çıktı. Bu saatten sonra geri adım atarsak İzzet bizi bitirir. O yüzden biz üstüne gideceğiz. Yahu sen dalga mı geçiyorsun sen? Nasıl gideceğiz biz üstüne? Bunu büyük bir beze çizdiriyorsun. Eli çabuk bir ressama. Sinemanın önünde boydan boya dalgalanacak. Kim bu? Yılmaz. Semih'i ikna etti, oynayacak şimdi. Hakikat mi? Bak bu çok iyi oldu. Gerçi iyi oldu, hoş oldu diyorum da işte film yok ortada. Bak, bunu da bastırıp bu listedekilere yolluyorsun. Sabah bir cingar tutuyorsun, akşama kadar caddede geziyor. Bu yazdıklarımı car car bağıracak. Hakan bak, tek bir kurşunumuz kaldı. Eğer ıskalarsak, ıskalamayacağız. Yarın oraya Yılmaz gelecek, o gelince basın gelecek, hayranları gelecek. Biz filmi ilan ettikten sonra da artık başımıza ne gelirse gelsin sorumlusu İzzet olacak. Başka türlü bu adamı durduramayız. Para? Ressamı sallarım da matbaa. Fabrikanın kızından gelecek dersin. Çok üsteleyen olursa çekmek yaz. Artık o kısım sende Hakan. Ne oldu, ne yatmadı aklına? Yok vallahi her şey yağ gibi. Şaşkınım şu an. İyi tamam. O zaman yarın akşam saat 8'de Saray Sineması'nda buluşuyoruz. Hadi kalın sağlıcakla. Ben işte unutmadan sabahtan beri bunlarla geziyorum. Eyvallah. Ben iyi geceler diyeceğim. Tülin Tahir odanı hazırladı. Semih, sana da şu kanepe kaldı. Bugünlerde Semih Ateş'le aranız nasıl? Aramız yok ve olamaz da. Madem öyle, şu film Fabrikanın Kızı nasıl oluyor da sizin sinemalarınızda oynuyor? Hasbelkader sansürden geçmiş bir film. Bildiğim kadarıyla karşısında duruyordunuz. Ne oldu da fikriniz değişti? Değil mi? Ticaret, İzzet Bey. Semih'le olan mevzum bana para kaybettiriyor. Sıkışık mısınız? Ben ticari bir müessese işletiyorum İzzet Bey. Para kazanmak mecburiyetindeyim nihayetinde. Buradaki bunca insan ekmeğini buradan kazanıyor. Şahsen Semih'in yüzüne bakmam. Ama bana para kazandıracaksa piyasa bu. Ne yaptı yine? Arıyorum ama bulamıyorum desem. Belki annesi biliyordur nerede olduğunu. Annesi mi? Belkıs Derinsu diye bir kadın varmış. Adresini bulun hemen. Semih onun yanındadır diyor ya. Kadın Semih'in annesiymiş. Alo. Semih, polis buraya geliyormuş. Hemen çıkman lazım. Akşam görüşürüz. Hayır, hayır. Oradan değil. Bu taraftan, arka kapıdan. Arka kapıdan. Ne
Sen şu tarafa, sen de şu tarafa. Nasılsınız Rıfkı Bey? Semih Ateş'i arıyorum. Başı belada mı? Benim yapabileceğim bir şey yok Belkıs Hanım. Zaten kimsenin yardımına ihtiyacı yok. Evi arayabilirsiniz. Burada mıydı? Gitti. Nereye mi gitti? Hiç bilmiyorum. Yılmaz içeride mi? Buyurun, içeride. Yılmaz. İşleri mecburen hızlandırdık Yılmaz. Senaryoyu konuşmaya geldim ben de. Okuyabildin mi? Sıkıştırıyorlar Yılmaz. Yukarıdan korkuyorlar bunlar. Bizim bu işi bugün halletmemiz lazım. Benim muhbirler... Yılmaz'la konuşmuşsun. Konuştum. Keşke önce benimle konuşsaydın Turgut. Niçin? Nebati kurtarmak için yaptım. Sürgün edeceklerdi. Şart koştular. Görüştüğün adamı istediler. Eğer getirirsen Nebati dokunmayacağız dediler. O yüzden yaptım. Nebahat nerede Semih? Cevap versen oğlum. Nebahat nerede? Gitti. Yılmaz'la konuştum çünkü onu da benim gibi kullanacaktın. Senin yanında harcanmasın istedim. Sen kendine göre başka birini bulursun. O senaryoyu da kim bilir hangi hesapta yazdın. Bu yüzden mi verdin İzzet'e senaryoyu? O kadar da değil. Kim sağcı, kim pervane bilecek kadar kahır çektim ben. O herife günahımı verme. Dönüp sana olur böyle şeyler dememi mi bekliyorsun? Sen benim dostumdun Semih. Bana evini açtın, ekmeğini paylaştın. Seninle kavga edemem. Turgut, ben gidip polise Turgut komünisttir demedim. Herifler zaten senin peşindeydi. Söz vermişlerdi, sana dokunmayacaklardı. Kandırılınca kabahatin azalmıyor. Seni de kandırdılar Turgut. O görüştüğün adamın polis olduğunu biliyor muydun? Herif düpedüz Rus ajanı değil miymiş? Ya? Senle beni konuşalım. Onun hesabını ben yaparım. Benim hatam oldu şimdi. Hayır. Turgut bunlar pis oyunlar. Bizim aklımızın ereceği işler değil. Evet Nebahat gitti. En azından cebinde 5 kuruşsuz elinde bir bavuluyla gitmedi. Yeni bir hayata başlayacaksa eğer bunu yapabilecek şekilde gitti. Bunun bedelini ben seve seve öderdim. Ama puşluk yapıp sana ödettiler. Bana kimse sormadı Nebahat mi Turgut mu diye. Eğer sorsalardı ne yapıyorsanız bana yapın derdim. Gülüyor.
gözümle gördüm diyorum ya. Bin tane fotoğraf vardı içinde. Benimkisi de vardı. Kibar kibar çiçekler, şampanyalar. Meğersem hepsi hesaplıymış. O senaryo doğru yani Semih'in yazdıkları. Sen okudun mu onu? Ben onu İzzet Bey'e verdim kızım. Ne yaptın? Ne bileyim yine o çulsuzun oyunları sandım. İki güne bir kapıda seni kandırmaya çalışıyor, yanaşmaya çalışıyor. Ya anne o İzzet dediğin adam peşimize eli sopalı adamlarını yolladı. Haberin var mı senin bunda? Ne yapıyorsun? Göndermiyorum o zaman seni. İzin vermiyorum. Gidemem. Sen bırak. Ben sen değilim. Affedersin. Eşkıyalara da geldi. Yok mu hala Semih'le Yılmaz? Yok. Lan ben seni tek başına yakalamazsam. Protokol. Evet. Aç yavrum aç. Ben de. Heh, protokol. Oh çok şükür. İyi misin? Ne oldu? Semih ne oldu? Yılmaz nerede? Gelmiyor. Ne diyorsun Semih? Ne diyorsun bunca adam ne olacak? Vallahi sonumuz olur bu. Ne demek gelmiyor ya? Niye gelmiyor? Vazgeçmiş Hakan. Gelmiyor işte. Bir açıklama yapmamız lazım. Ne yapacağız? Ben çıkar söyleyeyim. Allah aşkına ne diyeceksin? Buyurun Yılmaz yok ben varım mı diyeceksin? Ne yapalım Hakan? Topladık ahaliyi. Kaçıp gidelim mi? Ne yapalım? Semih yazıhaneye alalım seni. Buyur. Semih. Bu kepazeliğe ne zaman son vereceksin diyordum. Ama görüyorum ki vermeyeceksin. Alt tarafı bir senaryo yazdım. Film çekeceğim. Senaryo. Senaryo dediğin iftiralarla dolu bir paçavra. Bana, bu devletin memuruna, yıllarca milletine hizmet etmiş bir vatandaşa hakaret ediyorsun. Bunun bedelini en ağır şekilde ödeyeceksin. Devlet misin sen? Sen devlet değilsin. Sen bu gücü kendi menfaatleri uğruna kullanan bir musibetsin. Vatan millet edebiyatı yapıp çoluğu çocuğu kandırıyorsun. Adam dövdürüyorsun onlara. Bakalım onlara da söyleyebilecek misin bunu? Dışarıda, salonda seni bekliyorlar. Beklesinler. Onların da senin de geleceğini biliyordum. Batık, bitik, beş para etmez bir esnaf parçasısın. Tülin mi gaza getirdi seni? Hı? Çükün mü kalktı? Yoksa Yılmaz'a mı güveniyorsun? Onun arkasına saklanarak kendini koruyabileceğini mi sanıyorsun? Kimsenin seyretmeyeceği beş para etmez boktan bir film çekerek bana zarar verebileceğini mi hayal ediyorsun? Niye buraya kadar teşrif ettin o zaman? Madem hiçbir şey olmayacak, adamlarınla, polisle, ha? Başına gelecekleri sana yüzüne karşı söylemek için. Rıfkı, alalım arkadaşı. O iş öyle kolay değil. Duyuyorsunuz değil mi? Yılmaz geldi. O iş öyle kolay değil Rıfkı.
sessiz bir şekilde beni buradan çıkaramazsınız. Bunu bilesiniz. Ne diyor Ozan? Benim yaralarım türlü türlüdür. Gel, ağlatma sevdiğim ellere karşı. Dökme zülfünü yellere karşı. Bizim sevgilimiz bu memlekettir dostlar. Düşman kim? Alan dünya, yalan dünya, dolan dünya. Zalimlerin yönettiği dünya. Hesabımız var sizle. Hesabımız var! Neden burada olduğunu biliyorum. Korkuyorsun çünkü. İki ay, iki ay sonra bu salonda Cehennem içimizde izlemek için birileri oturuyor olacak. Filmi görenler görmeyenleri anlatacak. Gazeteler bundan bahsedecek. Bütün Anadolu'yu gezecek film. Akıllarında tek bir soru olacak. Filmdeki o lanet herif kim? Onca kötülüğü yapan, o kızı elleriyle boğan, fotoğrafçıyı intihara sürükleyen, her istediğini yapıp insanlara ahlak satan o herif kim diye soracaklar. Sen bunların sorulmasından korkuyorsun. Bu dediklerinin hiçbiri olmayacak. O film çekilmeyecek. Rıfkı. Bu adam kim biliyor musun? Bu muhteremin adı Mandrake'dir. Büyük sihirbaz, hırsız, dümencidir. Kalpleri çalar, akılları uçurur. Peki bu ne biliyor musun? Rıfkı biliyor. Ama ben de olduğunu bilmiyordum. Ben Fahin oradayken sen de oradaydın. Oradan bir şey alacağını biliyordum. Fotoğraf. Belki başka bir şey. Rıfkı evraklarını nereye koyar teyzeciğim? Adın ne demiştin? İzzet. Bunu almış. Fahin intihar mektubu. O senaryoyu bunun sayesinde yazdım. Fahin anlattıkları sayesinde. Her şeyi anlatmış Fahin. Aysel'le olan ilişkini. Fahin'i nasıl köşeye sıkıştırıp intihara sürüklediğini. Hepsini yazmış. Şimdi Yılmaz'ın yanına gidiyorum. Siz, adamlarınız bana engel olursanız, sahneye çıkamazsam birileri bu mektubu herkesin okumasını sağlayacak. Tek tek hükmümüz yok. Anca yan yana durdukça. İşte o zaman memleketin sahibi biziz. Ve prodüktörümüz Semih Ateş. Usta bize iki dakika müsaade et. Uyarıyla geçiştiriyorum bu yaptığın Turgut. Şahsi garizin karışmayacak bu işe dedim. Gittin Yılmaz'la konuştun. Yılmaz'ın iyiliğini düşündüm. Yılmaz'ı oraya gelmeye siz mi ikna ettiniz? Semih benim yaptığımı düşünecek. Olsun. Seninle çalışmaya devam eder. Yahu Semih Ateş Yeşilçam'da kıytırık bir prodüktör.
Mektubun varlığından emindin yani. Karşında yılların filmcisi var Rıfkı. Hiç kimse hikayesi unutulup gitsin istemez. Her intiharın bir mektubu olur. Ve sen onu yaktığını İzzet'e söylemedin. Tehlikeli bir oyun oynadın, söyleyebilirdim. İzzet konusunda bana hak verdiğini düşündüm. Eğer o blöfü yapmasaydım ondan kurtulamazdım, biliyorum. Bir konuda haklıydın Semih. İnsanlar konuşuyor, konuşacak. Cin şişeden bir kere çıktı mı... o soru bir kere soruldu mu geri dönüş olmayacaktı. İzzet fazla gidemezdi. Arabayı baştan devirmesi... bakma sen isabet oldu. Mektubu niye yaktın? İzzet yoluna devam etseydi belki başbakan olacaktı. İpler senin elindeydi. Ben mi yaktım? Bana emredildi, ben de yaptım Semih. Bana emir verenler... istikbal için İzzet'i bir makama layık görüyorlardı. Artık öyle düşünmüyorlar. Onun hikayesi böyle bittiği için şu an karşımdasın. Bitti yani. Biter mi Semih? Bu film bitti evet. Ama yenisi gelecek. Seninle daha çok işimiz var. Başardık Semih Ateş. Ne bu halin? Hiç. Erol'un gemisine gidelim. Ben ısmarlıyorum bu akşam. Hı. Hı. Hadi.